Kuba Mescidinden sonra Medine'de merkezde inşa buyurdu ve yine bizzat kendisi de çalışarak inşaatına katkıda bulunduğu cami Mescid-i Nebevi'dir. Mescid-i Nebevi'dir. Mescid-i Nebevi ki Mescid-i Nebevi'de onun civarında sevgili Peygamberimizin hücuratı bulunmaktadır. Hücre-i saadette Efendimiz'e ait evler bulunmaktadır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namaz vakitlerinde evinin perdesini aralayarak cemaate nazar ettiği, herkes gelmişse hane-i saadetinden sünnetini kıldıktan sonra teşrif ederek cemaate namaz kıldırdığı, hadis ve Kur'an talim ettiği yerdir Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi şu anda Fahri Kainat Efendimizin, onunla birlikte Hazreti Ebubekir ve Ömer'in kabri şeriflerinin de bulunduğu yerdir. Mescid-i Nebevi Mabeyne Beyti ve Minberi Ravdatun min Riyadil Cennet buyurdu. Evimle minberim arası bugün Kabe-i Şerif'in olduğu yer Ravza-i Mutahhara diye bildiğimiz cennet bahçesi diye dediğimiz yer Efendimizin ifadesiyle ismini cennet bahçesi olarak almıştır. Ve bir kimse oraya girdiğinde ben cennet bahçesine girdim dese yalan söylemiş olmaz. Çünkü Efendimizin ifadesidir orası. Ravza-i Mutahhara. Cennet bahçelerinden bir bahçedir buyuruyor Peygamberimiz. İşte orası da bugün Mescid-i Nebevi'nin içerisinden bir bölümdür. Hacılarımız gittiklerinde orada iki rekat namaz kılmaya çalışırlar. Sonra Peygamberimizin ravzasını ziyaret ederler, kabri şerifini ve Peygamberimize salatü selam getirirler, dua ederler. Elhamdülillah nasip oldu. Bizim için tabii biz görevliyiz, gidiyoruz. O vazifeyi icra ederken hacılarımızla birlikte aynı heyecanı yeniden yaşıyoruz, yeniden. Defalarca gitseniz hep ilk defa gitmiş gibi bir heyecan içerisindesiniz. Ve hep gözyaşı kirpiklere çok yakındır. Eğer kalbinizde bir körelme yoksa gözyaşı kirpiklerin ucundadır. Ve Peygamber'in salavata başladığınız zaman zaten kendinizi tutamazsınız. Fahri Kainat Efendimiz'i, onun oradaki varlığını, onun oradaki duruşunu, onun oradaki hayatını gözünüzün önünden geçirdiğinizde zaten kirpik ucunda bekleyen gözyaşı artık göğsünüze doğru, yüzünüze doğru akmaya başlar. Rabbim herkese nasip edince eylesin inşallah. Muhterem kardeşlerim, Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde orada yaptığı ilk inşaat Mescid-i Nebevi'nin inşaatıdır. Çünkü mescid Müslümanların meclisidir. Mescid, cami Müslümanların meclisidir. Orada bir araya gelirler. Orada Kur'an okunur. Orada hadisler okunur. Epey Mescid-i Nebevi'de bizler bu hadislerin sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisleri canlı canlı okuyordu ashab-ı kiram. Hazreti Cebrail'den inzal buyurulan ayetleri canlı canlı okuyordu onlara. Ama bugün bizim öyle bir şansımız yok. Gerek Mescid-i Nebevi'de,
ise Kabe'nin ve Mescid-i Nebevi'nin şubesi olan diğer camilerde yapılan şey Allah'ın ayetlerinin okunması, hadislerin, peygamberin hadislerin sözlerinin okunması ve Müslümanların gönüllerinin Kur'an ve sünnetle coşması ve dolması camilerin fonksiyonları arasındadır. Camiler merkezdir. İşte cuma günleri burada toplanırız. Burada vaaz edilir, hutbe irade edilir, Kur'an okunur, salavat getirilir. Ne kadar fazilet, faziletli iş varsa cuma günü burada yapılır. Hele bizim bu camimizde önümüzdeki haftadan itibaren öyle biliyorum başlayacak olan sabah namazı, cuma sabahı buluşmaları, cuma cumartesi günü sabah namazlarının hatip bile günde yarım cüz okunarak belli bir sürede hatmedilmesi gibi bir faaliyet de caminin şerefini, şanını artıran, camiyi güzelleştiren sebepler arasında. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde camilerin fonksiyonları vardı, icra ettiği vazifeler vardı. İşte müşavere meclisi. Bazen çeşitli yanlışlar yapıyoruz. Şunu diyebiliyoruz, camide konuşulmaz. Ben konuşuyorum. Şu anda konuşuyorum. Camide konuşulmaz mı? Konuşulur. Ama camide ne konuşulmaz? Mala yani konuşulmaz. Cami, cemaati, dini, sosyal hayatı ilgilendirmeyen, fazladan yapılmaması gereken, haram sayılan, yanlış sayılan şeyler konuşulmaz. Bunlar konuşulmaz. Peki cami dışında bunlar konuşulur mu? Ya hayır. Cami dışında da konuşulmaz. Ama camide özellikle konuşulmaz. Camiye giren buna dikkat edecek. Özel şeyleri getirmeyecek. Özel şeyler derken ticaretiyle alakalı şeyleri camide yapmayacak. Efendim camide kayıp aramayacak. Camide dedikodu yapmayacak. Camide insanları çekiştirmeyecek. Konuşulurken vaazına sahip edilirken teenni ile dinleyecek. Kur'an okunurken susarak anlamını düşünerek Kur'an'ı dinleyecek. Ve sonra Müslümanların meseleleri konuşulurken bunları dinleyecek. Bunları hep beraber de konuşabiliyoruz. İstişare yeridir camide. Ama camide konuşulmaz derken camide yanlış şeyler konuşulmazı anlamak gerekir. Hutbe okunurken hiç kimse hiçbir şey konuşamaz. Tamam. Çünkü namaz gibi, iki rekat namaz gibi kabul edilir hutbe. Ama bunun haricinde rastgele konuşulmaz. Herkes kendi kendine konuşmaz. İki kişi çekilip bir arada konuşmaz. Genel konuşmalar yapılır. Herkes bundan istifade eder. Onun için camide konuşulması böyle anlamak gerekiyor. Şimdi camide Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ashab-ı kiram gençleri arasında güreş yapılırdı, güreş camide. Efendimiz onları güreştirirdi. Camide güreşilmez mi? Hani büyükler olarak biz güreşmeyiz de yaz kursuna gelen çocuklarımız güreştiklerinde ya da bir yaramazlık yaptıklarında büyüklerimiz hemen şiddetle mukabele ederler, onlara mani olmaya çalışırlar. Bunlar çocuk. Bunlar camide koşacak, oynayacak, güreşecek, yatacak, yemek de yiyecek. Camiyi kutsal hale getirip dokunulmaz hale getirmek doğru değil. Yani cami dokunulmaz değil. Bu manada dokunulmaz değil. Cami özeldir. Bir yerde Müslümanların her biri için özeldir. Cami Müslümanların genel malıdır. Kamuya açıktır. Kamuya yararlı, faydalı işlerin tamamı camide yapılır. Çocuklarımızı camiye getirecek her türlü faaliyet camide yapılır. Yani
başlandı. Diyor ki şimdi kütüphane oluşturun. Her camide bir kütüphane olsun. Gençler oraya geldiğinde her alanda bir kitap çekip okuyabilsin, istifade etsin. Caminin ruhuyla bağdaşan bir durum. Diyanet diyor ki şimdi Diyanet camide ailece insanlar camiye geldiklerinde küçük çocukların duracakları, eğlenecekleri, meşgul olacakları caminin bir yerinde bir alanımız da bulunsun. Ahmet Hamdi Akseki Diyanet'in yanındaki camiye girdiğimizde caminin içinde çocuklar için bariyerler de ayrılmış, içinde oyuncak olan yerler görürsünüz. Oyuncak var. Küçük toplar var, plastik toplar. Başka şeyler var. Fazla cemaati rahatsız etmeyecek oyuncaklar. Çocuklar, anne baba evladıyla gelince evladını götürür, oraya bırakır, camisinde çocuk onlar oynar, anne baba namazını kılar çıkar gider. Bu yanlış bir şey. Çok doğru bir şey. Camilerin çocuklarla nasıl buluşacak? Çocuğa hitap eden bir şey yoksa o çocuğu o camide nasıl durduracaksın? Nasıl cami sevdirilecek? Şimdi Müslüman olarak yaptığımız yanlışların başında içindeki faaliyetle kutsal olan, mübarek olan, değerli olan şeyleri biz dokunulmaz hale getirerek kutsallaştırmaya çalışıyoruz. Bu doğru değil. Kur'an kutsal. Kur'an mübarek. Kur'an güzel. Kur'an Müslümanların hayatı. Ama şu Kur'an ele alınıp okunursa, çantasından çıkarılıp incelenirse, içindeki anlam bilinmeye çalışılırsa ve o yaşantı haline gelirse, işte Kur'an'ın kutsallığı orada ortaya çıkar. Kur'an'ı evimize asarak, hiç yüzüne bakmadan, resmine bile bakmadan onu tezyin ederek duvara asmak ona kutsallık kazandırmaz. Bu yanlış bir şey. Onun için herkes her an, her zaman Kur'an'a elini uzatabilmeli, Kur'an'ı açabilmeli, Kur'an'ı okuyabilmeli. Abdestiyle, temizliğiyle, taharetiyle, Müslümanca hayatının her alanında, her vakit Kur'an'a elini uzatarak Kur'an'dan istifade etmelidir. Cami, Müslümanlar için her an girilebilecek, her an istifade edilebilecek, her an kitabından müstefid olunacak, kütüphanesinden yararlanılacak, ailece girilebilecek, tuvaletiyle, şadırvanıyla, kadın erkek ayrı yerleriyle, kapısı ayrı camileriyle kadınların, kızların, çocukların rahatça girebilecekleri, ibadet edebilecekleri beş vakit yerlerdir, olmalıdır. Olmazsa bu ümmet ayağa kalkamaz. Bu ümmet öyle olmazsa ayağa kalkamaz. Kadınımızı, kızımızı, çocuklarımızı camiden uzaklaştırmak için ne gerekiyorsa şimdiye kadar yapmışız. Ne gerekiyorsa. Girilmez, erilmez, kutsaldır. Kadının camide ne işi var? Yahu Allah aşkına. Yani farklı bir dinin anlayışı gibi bu. Kadının ikinci plana atıldığı bir dinden bahsetmiyorum ben. Bizim dinimizde kadın her zaman erkekle beraber birinci planda. İbadette, itaatte, ilimde, bilimde, birinci planda. Kimden etkilendik de bu hale geldiniz? Kadın camiye gelmeli, beş vakit camiye devam etmeli. Ailece camiye gelmeliyiz ya. Evimizden dede olarak çıktığımızda bir tarafımızda oğlumuz, bir tarafımızda kızımız, bir tarafımızda torunumuz, bir tarafta gelinimiz. Beraber camiye gelmeliyiz. Böyle olduğunda ancak Müslümanlar kıyam edebilir. İşte kıyam budur.
Bunu diliyoruz, temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Camiler, Müslümanların değerli, en değerli ve en kıymetli, en faydalı mekanlarıdır. Merkezdir camiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam mükafatı camide verirdi, mücazatı camide verirdi. Elçilerle camide konuşurdu. Gelenlerle camide konuşurdu. İkramı camide yapardı. Bakın yemek ikramını bile Peygamberimiz camide yaptı. Ve cami, Ashab-ı Suffa dediğimiz Müslümanların gençlerinin okuduğu medreseydi, medrese. En büyük medrese Peygamberimizin mescidinin içerisinde Suffa denilen yerde, Ashab-ı Suffa'nın ders aldığı yer. Nereden vereyim? Bugün tarih açısından olaylara bir bakalım. Mesela Vanlı kardeşlerimiz bilirler. Van'ın gölünün ortasında Akdamar diye bir kilise var. Şimdi burada onun reklamı yapmak için söylemiyorum. Onun reklamı yeterince yapıldı zaten. Şimdi adamlar gittikleri yerde hiç kimse yoksa bile kimse yaptılar bıraktılar. Şimdi Akdamar'da o adada insan mı yaşıyordu? Birkaç kişi belki vardı, belki yoktu. Orada bir kimse yapmış. Niye? Bakın bugün bu arada bağırıyorlar. Van bizimdir ha. Van bizimdir. Niye katılıyoruz camilere? Hala Ayasofya diye patlıyorlar adamlar. Yani zamanında yaşamışlar. Tamam, kimse bunu inkar etmiyor. Ama bugün Hazreti Fatih'in müjdesine nail olduğu fetih gerçekleştikten sonra Müslümanlar ikamet ediyor. Ve Hristiyanlara da hiçbir zarar gelmiş. Bugün bizim de komşularımız var, beraber yaşıyoruz, bir sıkıntı yok. Ama işin ötesi var. O memleket bizimdir diyorlar. Hayır. Hayır. Biz Müslüman olarak gittiğimiz yerde bu tapuları, bu mühürleri coğrafyanın her tarafına bu damgayı vurmak durumundayız. Onun için camileri gönderir. Cami yapılırken ya hocam burada camiye ihtiyaç var mı ki demeyin. Demeyin. Her sokakta cami olmalı. Her caddede cami olmalı. Arap kültüründe, İslam kültüründe bu var. İnsanların rahat ulaştıkları küçük de olsa bir mescit var her zaman. Adam evinden çıkıp hemen namaza yetişebiliyor. Ama biz bazen kilometrelerce yürüyoruz fakat ulaşamıyoruz. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun. Biz burada İskenderun'da 3 yıldan beri camiyle alakalı çok güzel faaliyetleri yaptık. Büyüklerimizin sayesinde gerek belediyeler, gerek sabırda bulunan insanların himmetleriyle, çevremizin de bize verdiği destekle, zenginlerimizin de himmet ve gayretleriyle elhamdülillah İskenderun'da çok güzel camiler yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Sahil camisine geldikten sonra 3 kere 4 kere uğradım. Yükseliyor birinci katı, neredeyse kaba inşaat olarak bitmek üzere. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Yapan abilerimize, kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah şu memlekette şu işi yapan nice Tosyalı Holding'de, Atataş Holding'de hem kimse sayılarda çoğalsın. Dua ediyoruz. Ve bunun gerisinde kalbiyle duranlar, aklıyla duranlar, gücüyle, kuvvetiyle duranlar, onlara dua edenler, Allah sizden razı olsun, yapıyorsunuz diyenler, hepimiz, hepimiz bu işin içindeyiz. Allah onlardan razı olsun. Bizlerden razı olsun, sizlerden razı olsun. Buna müsaade edenlerden razı olsun. Bunun projesini çizenlerden razı olsun. Camiler kapılardır. İşte sahilde bir kapı. İnşallah önümüzdeki zamanlarda merkezde en büyük tapu, yukarıda bayramda açılan başka bir tapu, elhamdülillah gittik.
gittikçe bunların sayıları çoğalıyor. Ama saf bir kuru duvardan ibaret bir cami de arzu etmiyoruz. Kütüphanesiyle cami, içinde öğrencisiyle cami, küçük çocuklarıyla oyuncak alanıyla cami, hanımların girdiği, namaz kıldığı cami, konuşulan bir cami, ibadet edilen bir cami, Müslümanların işlerinin görüldüğü, müşavire, müzakere meclisleri olan bir camiden bahsediyoruz. Allah böyle camiden, bu camilerin sayısını çoğaltsın. Böyle camilere sahip olmayı bizlere lütfeylesin inşallah. Hepimizin, hepinizin camiler ve din görevler haftası kutlu ve mübarek olsun. Şair öyle diyor, hani minareler, süngür, kubbeler, miğfer. Camiler fışla, miler asker. Bu bir zamanlar ceza alma sebebiydi ama gerçekten çok güzel söylemiş. Minare süngür, her kötülüğe karşı süngür. Bakın Peygamberimizin hadisini söyleyeyim size. Efendimiz buyuruyor ki, ezan okununca şeytan aleyhillâhına kaçar. Kaçar. Hatta öyle kaçar ki zorlanır ve yerlenerek kaçar. Onun için ezanı gül sedayla okumak lazım. Ezanın gül sedayla okunduğu yerde minareler, süngüdür. Harama karşı, şeytana karşı ve içinde şeytan olanlara karşı süngüdür minareler. Kubbeler nifer, koruyor bizi, niferimiz. Elhamdülillah. Yağmur gelmiyor, kar gelmiyor. Nifer. Biz askeriz. Biz Allah Resulü'nün ahlakının askerleriyiz. Kur'an'ın askerleriyiz. Sünnetin askerleriyiz. Bayrağımızın askerleriyiz. Vicdanımızın askerleriyiz. Değerlerimizin askerleriyiz. Salatü selam okundu İskenderun'da. Gece 00:40'da onun için sokağa döküldünüz. İffetsiz ve izzetsizlere fırsatı reddettiniz, fırsat vermediniz, imkan vermediniz. İşte kışla ve asker budur. Allah bu kışlayı, bu askeri ileride evet muhafaza eylesin inşallah. 14 Ekim'de Cuma buluşmaları başlıyor camimizde. İnşallah hepinizi davet ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışında camiler yapıyor. Ben gittim gördüm. Biz de İskenderun olarak Arnavutluk'ta bir cami yaptık. Açılışında elhamdülillah yaptık. Arnavutluk'un başkentinde Tiran'da 25 bin metrekare üzerine bir cami yapılıyor. 2500 tane caminin Enver Hoca döneminde yıkıldığı bir memlekette 25 bin metrekare üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı cami yapıyor. Temel atıldı ve ilerliyor inşallah. Onun için bir yardım toplanacak. Yardımlarınızı bekliyoruz. Allah kabul buyursun. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.
Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve tezhebe riyâ.
hikmetlerle dolu kutlu bir aydır. Muharrem ayı aynı zamanda yüreklerimizde derin yaralar açan elin Kerbela hadisesine tanıklık eden aydır. Kardeşlerim, Hazreti Hüseyin Efendimiz ve çoğu Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan olan 70 kişi Kerbela'da hunharca katledilerek şehadet şerbetini içmiştir. Hazreti Hüseyin ki Peygamberimizin benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım diyerek cennet gençlerinin efendisi olarak bizlere takdim ettiği iki güzide torunundan biridir. Hazreti Ali Murteza'nın, Hazreti Fatıma-i Zehra'nın yavrusu ciğer paresidir. Bu vesileyle şehadetinin 1336. yılında Seyyid-i Şühada Hazreti Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere Kerbela şehitlerini ve bugüne kadar hak, hakikat, adalet, ahlak ve fazilet için din, iman, vatan ve millet için can veren bütün şühedayı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugün bize düşen Kerbela'yı doğru okumak, doğru anlamaktır. Onu tarihte yaşanmış bir kıssaya, sıradan bir hadiseye dönüştürmemektir. Bu müessir olaydan ders ve ibret çıkarmaktır. Kerbela'yı anlamak her şeyden önce Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarının uğruna canlarını verdikleri yolu, Kur'an yolu, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolu olduğunu bilmektir. Onların uğruna canlarını feda ettikleri yüce değerleri anlayıp yaşamaktır. Tıpkı onlar gibi hak ve hakikate, ahlak ve erdeme, İzzet ve onura sevdalı olmaktır. Kardeşlerim, bugün Kerbela hepimize taze bir bilinç aşılamalıdır. Kerbela aramızda ayrılık gayrılığa değil, birlik ve beraberliğe vesile olmalıdır. Rabbimizin Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra içinize bir korku düşer de heybet ve kuvvetiniz elden gider mesajı gereği gibi gereği Kerbela bizi birbirimize sımsıkı kenetlemelidir. Bugün bizlere düşen tarihin sayfalarında yolumuzu kaybetmek değil, tarihten ibret alarak istikametimizi belirtmektir. Bugün Kerbela'nın bizlere yüklediği görev ve sorumluluk gönül kapılarımızı ardına kadar birbirimize açmaktır. Yüreklerimizi Sahra-i Kerbela'ya dönüştürmemektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ey Allah'ın kulları kardeş olun çağrısına samimiyetle kulak verip aramızdaki kardeşlik ahdini yenilemektir. Kıymetli kardeşlerim, bugün de üzülerek şahit oluyoruz ki İslam coğrafyasında hala Kerbela'lar yaşanıyor. Hala kardeş kanı akıtan, kardeşlerine Kerbela zulmü yaşatan zalimler var. Bugün insanlığın gözü önünde, insanlığın en büyük medeniyet merkezlerinden biri olan Halep acımasızca bombalanıyor. Halep'te ve pek çok İslam beldesinde
her gün onlarca masum insan tıpkı Kerbela'da olduğu gibi hunharca katlediliyor. Enkaz altından çıkarılan çocukların, kadınların, masumların bedenleri aslında insanlığın enkaz altında kaldığını bizlere gösteriyor. Zira insanlık bütün bu vahşeti, dehşeti, katliamları sessizce izlemeye devam ediyor. Kardeşlerim, bu elim hadiseler karşısında daha fazla basirete, daha derin ferasete ihtiyacımız var. Ortak değerlerimizi yüceltip, hilkatte eş, dinde kardeş, sevinçte, kederde bir olduğumuzu bir kez daha ilan etmeye ihtiyacımız var. Hepimizi